2,5 yaşında notaları biliyordu. 4,5 yaşında ilk bestesini yaptı. Seslerin içinde doğdu. Son kitabında da sesi anlatıyor. Besteci piyanist Angelique Akbar'la buluştuk. Angelique Hanım merhaba, Postlara hoş geldiniz. Merhaba. İlk sorumu şöyle başlamak istiyorum. Müziğin içinde büyümek, müziğin içinde doğmak, sonra kendinizi müziğe ait hissetmek nasıl bir şey, nasıl bir duygu? Bence önce ben kendimi müziğe ait hissedip buraya geldim, bu dünyaya. Ondan sonra şartları ona göre oluşturmuş oldum. Yani ben insanların anne ve babayı kendi seçtiğine inananlardanım. Dolayısıyla bir ruh buraya bedellemeye gelirken eğer bir şey gerçekleşmesi gerekiyorsa kendi gelişimi ve bu dünyaya belki katkı için o zaman şartları ona göre en uygun bir şekilde seçiyor. Her neyse o zorluklar da olabilir, çok güzel akan şeyler de olabilir ya da ikisinin de karışımı. Dolayısıyla yani bu işin manevi tarafı diyelim ama tabii ki çok şanslıyım. Çünkü annem koro şefi ve piyanist, babam hem orkestra şefi, envai çeşit müzik aletleri çalıyordu, aynı zamanda felsefe profesörüydü. Evet. Dolayısıyla benim için harika bir ortamdı ve ben yani tam anlamıyla daha anne karnında onlar bir sürü konserler hazırlıyorlardı babamla ve ben hep müziğin içindeydim. Peki sesin büyüsü üzerine ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Kitabınızda neler anlatmak istediniz? Şöyle söyleyeyim, aslında bu serüven benim müzik serüvenimle aynı anda oluştu. Çünkü ben çocukluğumda mesela beni yatmaya gönderdikleri zaman ve aşağı yukarı bütün dış sesler sustuğu zaman ben durmadan bir ses duyuyordum. Hı. Ve o ses gündüz koşuşturmada ve birçok ses olduğu zaman duyulmayan bir ses. Evet. Ve ben ona kendimce çocukluğumda sessizliğin sesi ismini verdim. Nitekim büyüyünce böyle bir kavramın olduğunu da yani felsefi bir kavramın olduğunu da öğrenmiş oldum ama ona başka bir isim de bulamazdım. Yani bütün seslerin arkasında bu kulakla duyulmuyor ama bizim bünyemizle yeteri kadar hassassak o sesi duyabileceğimizi ve o ses hiçbir zaman durmuyor ve var olan her şeyi yaratıyor aslında. Her şey içinde ses var. Ses frekanstır ve o titreşimle bütün evren yaratıldı. Onun için müzik onun sadece bir bölümü. Hı hı. Ben bir yandan felsefeyle ilgilenen, diğer yandan da müzikle iç içe olan bir insan olarak sonuçta bu iki çizgiyi mutlaka birleştirecektim hayatımda ve böyle bir her insan bir bestedir kitabına dönüşmüş oldu bu. Kitabınızı incelerken dost eşya ve düşman eşya bölümü vardı. Onu biraz bize açabilir misiniz? Tabii bu Tibet'in eski öğretilerinden biri. Size çok basit bir örnek anlatayım. Hı hı. Her bir eşya özellikle eski zamanlarda fabrikasyon olmadığı zaman bir insan tarafından yapılıyor. Hı hı. İnsan demek elektromanyetik alan demek. Biz onu bu gözle görmüyoruz ki bazıları görüyor. Genellikle şu anda insanlar görmüyor. Ama o elektromanyetik alanın içinde yapılan herhangi bir eşya o alandan titreşimi alıyor. Ve daha sonra o titreşimi devamında taşıyor. Yani o aslında bir cihaz oluyor. Evet. Ve o cihaza diyelim o insanın, yapan insanın, ustanın ruh durumu, duygu durumu, problemleri, hastalıkları, hastalık da bir titreşimdir. Onlar hepsi oraya hapsoluyor ve daha sonra yayın yapıyor. Ya da tertemiz, çok güzel, hem sağlıklı hem ruh durumu çok güzel olan bir ustanın elinden çıktı diyelim bir eşya. Fakat birine o eşya hediye edildiyse o
hediye eden kişi kötü niyetliyse eşya bir eve gidecek ve o kötü niyet, kötü ses, kötü frekans ve kötü etki olarak o insana dönecek. Siz insanın iç dünyası ile dış dünyasının karşılıklı bir rezonans içinde olduğunu diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki onun için ne dinlediğiniz hayati bir öneme sahiptir. Neden ne dinlediğimiz hayati bir öneme sahiptir? İşte az önce söylediğim gibi dış dünyadan gelen herhangi bir ses, biz bunun farkında olsak da olmasak da, kulaklarımız duysa ya da duymasa, bizim sistemimiz, psikosomatik sistemimiz bunu algılıyor. Kemik titreşmeye başlıyor. Evet. Kemik, iç organlar, sinir sistemimiz ona göre çalışmaya başlıyor. Onun için birçok sesten kendimizi korumak gerekiyor. Birçok kişi bana yazıyor, bu kitabı okumuş olan. Angelika Hanım, hayatımız değişti. Yani çok farklı izlemeye ve dinlemeye başladık her şeyi. Ve kendimize uygun olan şartlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü her bir insan olduğundan daha ahenkli, daha mutlu, daha rahat olmak istemez mi? İster. İşte bunun için bazı şeyleri hayatımızda düzenlememiz gerekiyor. Elimizde olanları en azından yapabiliriz. Peki son olarak kitabın devamı gelecek mi? Çok talep olursa, çok soru olursa ve benim o sorulara cevaplarım olursa tabii ki devamı da gelecek. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun ederim. Katıldığınız sağ için. Sağ olun.